Evet, şimdi süper taşıyıcılık durumu kendi kişinin kendisinin hasta olmadan başkalarına daha fazla bulaştırabilmesi. Biz ona bulaştırıcılık indeksi diyoruz. Normalde bu koronavirüste bir kişi 2,5 kişi 2,6 kişiye bulaştırırken bunlar da çok daha fazla olabilir. 5-10 kişiye bulaşma olasılığı var. Özellikle dışkılarıyla uzun süre bu virüsü atabiliyorlar. Hem boğaza taşıyabilirler hem de dışkılarıyla atabilirler. Bu durumlarda süper taşıyıcılık söz konusu olur. Diğer MERS ve SARS'ta da bu konular geçerliydi zaten. Bu konuda da henüz tam kanıtlanmamış olmakla beraber aynı şey söz konusu olabilir. Gençler taşıma açısından risk altında. Yani onlar semptom herhangi bir belirti vermeden taştıkları için bunu diğer hastalara, diğer kişilere bulaştırma riskleri var. Bu yüzden gençlerin çok daha dikkatli olmaları gerekiyor. Yani kendileri tabii hasta olabilirler. Hemen söyleyeyim, ciddi hastalık geçirebilirler. Ancak iyileşme olasılıkları çok çok fazla. Bunlarda belirtisiz seyretme olasılığı çok çok fazla. Daha çok yaşlılarda ciddi seyrediyor. Gençlerin bu yüzden de kendilerinin taşıma olasılıkları fazla olduğu için, başkalarına bulaşma riskleri fazla olduğu için dikkatli olmaları lazım. Sosyal izolasyonu en çok bu arkadaşların önem vermesi gerekiyor. Peki hocam, şehir hastanesindeki testleri başladı mı? Test yapmaya başladı Evet, pazartesinden itibaren başladık. PCR testi yapıyoruz. O günlük şu anda 70 civarında çalışıyoruz. Bu giderek artacak test sayımız. Hazır testlerimiz de geldi. Bunlar da bugün kullanmış olduk bugün itibariyle. Elimizde daha az test kaldı. Peki hocam, hastanede nasıl korunuyorlar? Hem sağlık personeli olarak hem sizler. Hepsini koruyucu ekip, kişisel koruyucu ekipman var biliyorsunuz. Gereken yerlerde en basit maske hali. Maske standardımız. Bundan kaçış yok. Bir ikincisi, evdeki giysilerimizle burada dolaşmıyoruz. Kendi önlüklerimiz, formalarımızı giyiyoruz. Giderken bunları çıkarıyoruz. Hastaya çok daha ciddi yaklaşan hastalarda kişisel koruyucu ekipmanlar, gözlük, maske, maskenin çeşitli türleri var. Tıbbi maske var. Bu respiratör dediğimiz N95, daha az mikroorganizma geçiren maskeler var. Ama çalıştığı alana göre biz bunları belirledik. Arkadaşlarımıza bu şekilde kişisel koruyucu ekipman dağıtıyoruz. Onlarla korunuyoruz. Bir başkası, diğer hastalarla bu hastaların bir araya gelmesini engelleyecek şekilde hastanemize düzenleme yaptık. İşte şu anda mesela psikiyatri kulemizde bu şüpheli vakalarımızı yatırıyoruz. Yoğun bakımlarımızı ayırdık. Buralarda farklı farklı noktalarda hiçbir hastanın diğeriyle, yani Covid taşıyıcısı olabilecek veyahut da şüpheli hasta olabileceklerle diğerinin bir araya gelmesi için çaba sarf ediyoruz. Peki hocam, yapılan testler talebi karşılıyor mu peki? Şu aşamada biraz geri kaldığımızı söylememiz lazım, takdir edersiniz ki. Çünkü çok aşırı tesisliği var. Bunlardan özellikle hekimin karar vermesi gerekirken insanlara gelip de ben Covid olabilirim diye test yaptırmak isteyen hastalar var. Bir kısmı bunların farklı semptomlar gösterebiliyor. Çok hafif semptomlar olan daha yapmak zorunda kaldığımız durumlar oluyor. Bunları azaltabilirsek çok daha rahat olacak bizim için. Daha ağır hastaları, hekimin düşündüğü hastaları yapmamız lazım. Peki hocam, vatandaşlar bu konuda neye dikkat etmeli? Yani ne olduğu zaman gelmeli? Bir kere mümkünse bu dönemde acil olmayan durumlarda hastaneye gelmemelerini rica ediyoruz. Eğer çok ciddi ateşleri, nefes darlıkları yoksa, olası vaka gibi kendilerini düşünmüyorlarsa, zaten bu 14 gün kuralı var biliyorsunuz. 14 gün kuralına ve 14 kural uymalarını rica ediyoruz. Eğer kendi kendilerine baş edemeyecekleri bir sıkıntıları varsa hastalık açısından, o zaman lütfen bize başvursunlar. Peki hocam, bu 65 yaş üzeri vatandaşların kimileri işte anneanne, kimileri babaanne, bunların yanında kalan çocuklar var. Bunlar nasıl oluyor? Risk var mı bu şekilde? Tabii onların, şimdi şöyle söyleyeyim. Virüsü kimin taşıdığını bilmeniz mümkün değil. O yüzden de onların yanında kalan kişilerin de virüsü taşıyıp taşımadıklarını bilmiyoruz ama çok dikkatli olmaları gerekiyor. Eğer o yaşlılarda bir hastalık belirtisi varsa hemen hastaneye getirmeleri gerekiyor. Onun dışında takdir edersiniz ki tüm insanlarımıza test yapma şansımız yok. Artı şu anda yapacağınız test bu virüsü yarın almayacağınız anlamına da gelmez. Veyahut da bir saat sonra aldığınız virüsü göstermez. Dolayısıyla hali hazırda şu anda yaptığınız test sadece o anı yansıtır. Ertesi günü, bir sonraki günü yansıtmaz. Peki hocam, bu yaşların yanında bulunan insanlar, yani neye dikkat etmeleri lazım o insanları Evet. korumak için? Bir kere bunların yanındaysa mutlaka maske takmalarını rica ediyorum ama aynı de yaşayan insanlarda bunu şey yapmak çok zor. Bunların başka insanlarla bir araya gelmemesi. Kendilerini o diğer insanlardan sosyal izolasyona tabi tutmaları gerekiyor. Buradaki risk, aile içi bulaştan söz etmiyoruz. Aile içi bulaştan kaçınmak çok çok zor. Aynı evde kalıyorlarsa eğer, bunlar sadece tek bir odada kalamayacaklarına göre diğer insanlardan uzak durmaları lazım ki başkalarına virüs alıp kendi ebeveynlerine, yaşlarına bulaştırmasınlar. Peki hocam, virüs havadan bulaşıyor mu? Sosyal medyada bu çok konuşuluyor. Bakın, bu 1,5-2 metreden bulaşır. Mesela şu anda biz yakınız sizinle. Yaklaşık aramızda 50 santimetre var. Bu mümkün şu anda. Sosyal şöyle, bunlar en çok bulaş yolu bu ağzımızdan çıkan tükürükler, bu
damlacıklar yoluna bulaşıyor. 1,5-2 metrelik mesafe söz konusu. Biz 1 metre kabul ediyoruz. Çünkü çoğunluğu bu safhada gösterilmiş. Bunlara aerosol dediğimiz damlacık çekirdekleriyle bulaşıyor. Hava yoluyla bulaşmıyor. Hava yoluyla bulaşanlar kızamık su çiçeği gibi, tüberküloz, verem gibi diğer hastalıklar. O yüzden de eğer kızamık çiçeği gibi bir salgın olsaydı tüm toplum çok kolay etkilenirdi hava yoluyla bulaşsaydı. Şu anda bunların damlacık yoluyla olduğu bulaştığı kabul ediliyor ve biz de öyle biliyoruz. Ya öncelikli olarak Çin'den başta hep tüm dünyayı ve arkasından Türkiye'yi etkisi altına bu alan koronavirüs gerçekten çok yani bilimsel insanların, bilim adamlarının söylediğine göre illet bir şey. Birbirimizden mümkün olduğu kadar teması azaltmamız gerekiyor. Çocuklarımızı mümkün olduğu kadar evlerimizde izole etmemiz gerekiyor. Yani bizim kültürümüzde çocukları sevmek, okşamak, öpmek var. Şimdilik bunları ara vermek gerekiyor. Çocuklara çok şükür yani ufak tefek hasarlarla yani hastalıklarla atlatıyorlar. Ama yaşlılar ve kronik rahatsızlığı olan insanlarda bu virüs daha fazla etki ediyor ve sonuç olarak ölümle sonuçlanabiliyor. Bunun için dikkat etmek gerekiyor. Çocuklarımızı korumamız gerekiyor. Mümkün olduğu kadar bir araya gelmememiz gerekiyor. Yani dikkat etmemiz gerekiyor kesinlikle. Özellikle bireysel olarak temizliğimize dikkat etmemiz gerekiyor. Bu tür şeyler yani. Peki siz de bunun için hani çocuklarınızla biraz daha uzak duruyor musunuz? Tabii ki yani mümkün olduğu mertebe çocuklarımızdan uzak durmaya çalışıyoruz ama yani 6 yaşında bir tane kızım var mesela. Eve gittiğim zaman sarılmak istiyor, oynamak istiyor. İllaki temas halinde olmamız gerekiyor ama eve girdiğim zaman ellerimi yıkıyorum, kıyafetlerimi değiştiriyorum. Mümkün olduğu mertebe kendi temizliğimi, bireysel temizliğimi yapıp daha sonra aile içerisine karışmaya çalışıyorum.